Merhaba sevgili izleyiciler. Yakın Plan'a hoş geldiniz. Bugün iletişim bilgisi dersimizle birlikte karşınızda olacağız. Yedinci 7. ünitemizi işleyeceğiz. 7. ünitemizin konu başlığı çevrim içi iletişim. Dersimizi bize İletişim Bilimleri Fakültesi'nden doktor öğretim üyesi Ufuk Eriş hocamız anlatacak. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizleri sormalı. Çok teşekkürler iyiyiz biz de. Ve kendisine eşlik edecek arkadaşlarımız İrem Sude İnhan ve Rasim Alıbaylı. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sizlere unutmadan hemen e-mail adresimizi hatırlatmak istiyorum. yakinplan.anadolu.edu.tr Lütfen sizler de sorularınız için bize, bizimle bu e-mail adresinden iletişim kurunuz. Şimdi konu alt başlıklarımızı aktarmak istiyorum. Çevrim içi iletişim nedir? Nasıl çevrim içi iletişim kurarız? Çevrim içi iletişim hayatımızı nasıl etkiliyor? Ve son olarak çevrim içi iletişim kurarken nelere dikkat etmeliyiz? Evet hocam. Hepsini konu başlığı zaten çevrim içi iletişim. Çevrim içi iletişim nedir? Normal, sözlü, sözsüz iletişimden farklılıkları var mıdır? E Tabii çok çok farklılıkları var. O kadar iletişim çeşidi var ki bu dersin çekimleri sırasında fark ediyoruz. Yani şimdi videoları seyreden, sırayla seyreden katılımcılar da fark edeceklerdir. İletişim öyle çok boyutu var ki hepsinde ustalaşmak çok zor ama hepsi hakkında bilgi almak da çok zenginleştirici. Doğrudan hayatımızı etkileyen bir şey. Çevrim içi iletişim yeni teknolojik gelişmelerle hayatımıza girmiş bir şey. Ve bu yeni teknolojinin ne olduğunu anlamadan onu tam olarak kavramak pek mümkün değil. Yani bu yeni teknoloji yeni bir... Ee nasıl diyelim yeni bir kıtayı keşfetmek gibi. Yeni bir boyut açtı değil mi? Evet Öyle o şimdi yeni kıtayı böyle bir kaşif gibi keşfedip o yeni kıtanın mevsimleri nasıl, toprağa nasıl, ne yetişir orada nasıl giyinilir, nasıl konuşulur nasıl yapılır, nasıl edilir bildiğimiz zaman biz oranın dinamiklerine sahip oluyoruz ve orasını etkin kullanabilme imkanını buluyoruz. O açıdan bu dersin büyük önemi var diye düşünüyorum. Hı hı, çok doğru hocam. Evet. Şimdi nasıl devam edeceksiniz? Şimdi o zaman nasıl e, kurabiliriz çevrim içi iletişimi? Randımcı artık kurmayan hiç kimse kalmadı değil yani mi? Yani hepimiz bir yerden bir networke bağlıyız öyle gözüküyor. Hatta nomofobi diye o bağlı olmamaktan korkma e, davranışı bile tespit edilmiş. Yani Hı. telefonsuz kalma davranışı nomofobi. Evet, hepimizde var. O. Korkusu yani böyle korkuyoruz artık bağlandık mı, bağlanmadık mı falan. Bir, bir telefonumuzu mesela ee, öğrencilerimde de oluyor benim. Evde unutuyor mesela. Müthiş tedirgin. Sanki kendisine Başkan Trump'tan mesaj gelecek yani. Evet. Gelecekti kaçırdı falan Böyle. Ha, bir şey oldu yok. İlk telefonların olmaya başladığı zamanlarda hatırlıyorum. Ee, i̇lk çıktığı zamanları hatırlıyorum. Böyle o zamanlar bayağı böyle. Büyüktü. Evet yani. Benceleyim bir telefonda. Ee, telefonu aldık. Çok güzel. Ailemize yalvardık falan. Fakat arayan yok. Çünkü çok kişide <laughs> telefon yok. Çaldığı zaman bir bayram neşesi oluyordu. Yani insanlar birbirini arıyordu falan böyle. Bir de utanıyorduk ee, hocam. Şimdi konuşmaya da utanıyorduk. Herkes de yoktu çünkü. Herkes de yok. Her Yaşımız yerde Yaşımız ortaya çıkmasın bu arada. Estağfurullah. Sizin yaşınız <laughs> ne demek? Bizimki tabii yaşımızın ortaya çıkması için o Kromagno'nun kalkıp şahitlik etmesi lazım ama şeye gerek yok. Ee, şimdi yaptı? bu tabii teknoloji e, meselesi. Teknolojinin gündeme gelmesiyle ortaya çıkmış bir şey. Kitle iletişimi dediğimiz bireyler arası iletişimden gelip daha daha da, teknolojiyle ortaya çıkmış olan. Kitle iletişim dediğimiz şeyin topluma yaptığı ne varsa yeni teknolojiler de ondan daha fazlasını yaptı. Şimdi e, bir yazarın bir kitabı var. Adı Gutenberg Galaxy. Gutenberg Galaxy. Yani o matbaayı hı hı. mucit, matbaayı icat edenin e, şeyi ismi. Yani o matbaanın bir galaksisi. Öyle bir hale geliyor ki o matbaa teknolojisi her şeyi kendi galaksisi hale getiriyor. Sonra Kastels diye bir adam o da internet galaksi diye bir kitap yazdı. İnternetin ortaya koyduğu şeylerle ortaya çıkan bir galaksi. Galaksi deyince ne anlıyoruz diye şöyle bir düşünelim. İşte güneşi var, etrafında dönen gezegenleri bilmem neleri bir sistem kocaman bir şey. İşte o kocaman sistemi Döndüren, belirli bir yörüngede döndüren temel şeylerden biri olarak o teknolojik gelişmeleri öngörüyor. Yine Neil Postman diye bir adamın ortaya koyduğu bir yaklaşım var. Şimdi yeni teknolojiler her, herkes de e, umut uyandırmıyor. Kimisinde de bir tedirginlik yaratıyor. Acaba bir şeyleri de bozacak mı yani? E, o tedirginliğe karşı ifade edebilmek için bir örnek veriyor ki bu tartışma teknoloji tartışması çok öncelere dayanıyor. işte. Platon'un Phaydrius metninde Yukarı Mısır kralı Tamus'la e, onların inancına göre buluş ya da yazı tanrısı Tot arasında bir diyalog geçiyor. Bu Tot denen tanrı o zamanlar bir buluşlar bulup bulup Tamus'a getiriyor. Bunu insanlarına yay bak çok faydalı olacak falan diye. Tamus da bunu değerlendirip halkına yayıyor. Yazı teknolojisini ilk teknoloji dil diyebiliriz aslında. Yazı teknolojisini getirdiğinde tot Tamus'a bak diyor bu diyor senin insanların çok akıllı yapacak. Çok bilge yapacak ve hafızalarını çok güçlendirecek. Bunu insanlarına ver. Orada Tamus biraz çekingen davranıyor. Diyor ki ya bana hiç öyle gelmiyor diyor. Bir kere diyor artık yazdıkları için bir yere hatırlamak için kendi içlerinden başka bir yere güveniyor olacaklar diyor mesela papirüslere. O yüzden hafızaları eskisi kadar çok çalışmayacak. Ve diyor bilgelikleri sahte bir bilgelik olacak. Toplumun sırtında bir yük haline gelecekler. Ben buna böyle bakıyorum diyor. Bu iki bakış açısına bir tanesine hep iyiliği gören tarafa teknofilik, kötülüğü ta gören tarafa da teknofobik diyorlar. Neil Postman ise ekolojik bir yaklaşım öneriyor. O da şöyle diyor. Bir teknolojiyi bir timsah gibi düşünebilirsiniz. Bir göle salınan bir timsah gibi yeni bir teknoloji olarak düşünün timsahı. Gölü de bir toplum, toplum yapısı olarak. Buraya bir timsahı saldığımızda ne olur? Ortaya çıkan şey eski göl artı timsah olmaz. Yepyeni bir ekoloji olur. O timsah her şeye etkiler. Onu yer, onu bırakır, onunla bütün ekoloji etkileniyor. Yeni bir teknoloji girdiğinde işte hayatımıza her şey birden etkileniyor. Yer çek bir işte galaksi demiştik oradan devam edeyim. Yer çekimi dediğimiz şeyi anlatırken mesela ilkokullarda falan böyle yaparlar hatırlarsanız. Böyle bir çarşaf gibi bir şey gerersin. Ortaya bir ağır top bırakırsın böyle aşağı doğru gider. Bu bir kütlenin yer çekimini ifade etmek için. Neden? Buradan bir bilye bıraktığın zaman bu aşağı doğru göçmüş olan tarafa doğru böyle döner. Onun etrafında döner. İşte yer çekimi böyle çalışır. Galaksi dediğimiz şey de zaten yer çekim kütlesi çok büyük olan bir güneşin etrafında. O çekim meselesiyle dönen gezegenler söz konusu oldu. İşte teknoloji, büyük bir teknoloji, önemli bir teknoloji topluma girdiğinde, aynen bir timsah gibi, tüm galaksiyi değiştirir. Galaksinin tüm parçaları bu yeni yer çekimine göre yörünge almaya başlarlar. Ama tüm parçalar. Bunun içerisinde eğitim, suç, sanat, efendime söyleyeyim bilim, kişiler arası ilişkiler hatta insan nedir sorusu bile tekrar tekrar yanıtlanma ihtiyacı duyar baktığınız zaman. Mutluluk nedir, özgürlük nedir sorusu tekrar yanıtlanma ihtiyacı duyar. Yeni bir galaksi ortaya çıkar. İşte bu yeni galaksiyi ortaya çıkaran temel teknolojiyi anlamadan onun ortaya çıkarttığı galakside yani ya da onun ortaya çıkarttığı ekolojide daha basit söylersek onun hakim olduğu başat o iletişim biçimi olduğu toplumda o iletişim biçimini anlamamız çok mümkün olmaz. O yüzden en başta bu teknolojiyi anlatmak istiyorum. Bilgisayar meselesi hı hı. içinde yaşadığımız toplumda bilgi toplumu diyoruz biliyorsunuz. Evet. Bilgi toplumu diyoruz ama eee tabii bu bilgi eskiden yok muydu? Bilgi toplumu vardı. Eskiden bir de bilgi kolaylaştı diyebiliriz. Ama şöyle bir farklılık var. Bilgi toplumu vardı ama şey işte bilgi vardı ama bilgi toplumu değildi. Hı hı. Şimdi çeşit çeşit isimler koyuyorlar. Mesela şeyler ee, bu düşünce adamları bir toplumu tanımlamak için diyor ki mesela tarım toplumu niye? Onun üret baskın üretim biçimi tarım. Mesela Ulrich Beck diyor ki risk toplumu. Ben diyor bu toplumdaki en önemli kavramın risk olduğunu düşünüyorum. Öbürü diyor ki mesela Manuel Castells network toplumu. Ağ kavramının bu toplumdaki en önemli örgütleyici güç olduğunu düşünüyorum diyor mesela. Öbürü diyor ki mesela işte teknopoli ya da daha işte endüstri toplumu, post endüstriyel toplum gibi tanımlamalar koyuyor. Temel neden şu. Bir toplumun etrafında örgütlendiği en temel kavram olarak o ismi seçiyor o kişi. Şimdi bilgi toplumu diyorsak önceden de bilgi var ama toplum bilgi etrafında örgütlenmemiş yani. Burada artık bilginin üretimi ve dağıtımı insanlık tarihinde olmadığı bir biçime gelmiş baktığınız zaman. <laughs> ve tabii ki bilginin meşruiyeti kim tarafından onaylandığı, kimin elinde kaldığı, nasıl üretildiği, nasıl dağıtıldığı eski toplumsal yapıdan tamamen farklı. Bazı kopuşlar olmuş demek ki yeni bir şey olduğunu. Buna bir sürü isim veriyorlar. Post endüstriyel toplum diyorlar, Postmodern toplum diyorlar, network toplumu diyorlar. Efendim diyorlar da diyorlar. Ama endüstri toplumundan farklı olduğunu hepsi vurguluyor. Demek ki belirli bir kopuş biçimi var. Bir şey değişiyor. İşte bu değişen şeylerin kökünü en eskiye götüren kişi Arman Mattelart. Bu kişi şöyle bir cümle kuruyor. Bilgi toplumu dediğimiz şey bir sorumuzun tahmin edeceği gibi bilgisayarın ortaya çıkmasıyla değil. insanların bilgiye pardon insanların sayılara körü körüne tapmaya başlamasıyla ortaya çıkmıştır diyor. Bu ne zaman denk gelir? Fransa aydınlanmasına o yüzden denk geliyor. Ne demek körü körüne tapmak? Her şeyi sayılara indirgemeye çalışmak. Yani pozitif bilimlerde kazanılan başarının sonrasında her şeyi pozitif bilimler gözlüğüyle görmeye çalışmak, her şeyi sayılabilir, ölçülebilir hale dönüştürmeye çalışmak. Bu sayılabilir, ölçülebilir hale dönüştürmeye çalışmanın reifikasyon dedikleri, şeyselleşme dedikleri bir boyutu da var. Her şey, efendim sayısından niye, ne olacak, ne problem var, sayılabilir bir şeye dönüştürelim diyebilirsiniz. Ama sayısal bir şeye dönüştürülemeyecek olan, dönüştürüldüğü, dönüştürüldüğü iddia edildiğinde kendiliğini kaybedecek şeyler de var. Onu dönüştürdüğümüzde sayısala o zaman o olmaktan çıkıyor. Ama bilgisayara bir şey ifade edebilmek için sayısala dönüştürmek zorundayız. Çünkü bilgisayar iki tane harfi olan bir dil sahibi. O dil işte 1 ve 0. 1 ve 0 ne demek? Transistör teknolojisi olduğu için elektrik var elektrik yok. Bilgisayarın bildiği en temel bilgi bu. Elektrik var elektrik yok. Biz bu elektrik var elektrik yokları sıralayarak 0 1 1 1 0 0 falan kodlar ya yaratıyoruz. Olabilir, evet. İşte bu kodları bütün bilgisayara tüm her şeyi 1 ve sıfırla anlatmak zorundayız. Ama her şeyi 1 ve 0'a indirgenebilecek bir şey diye yok. Yani mümkün değil. Ee, Hadi biz erkekler biraz basit varlıklarız. Hep öyle diyorlar yani. Bir düğmesi var açıyorsun kapatıyorsun falan. Ee, kadınların karmaşık düşüncelerini nasıl ifade edeceğiz oraya? Çünkü biz erkeklere bile bırakın bilgisayara. Erkeğe bile şey geliyor değil mi? Neydi o şarkının sözü ya? Hangisi? Hangisi de Git demiyorum sana ama kal demekte de gelmiyor içime. <laughs> şimdi. şimdi bir erkek böyle bak. Ne anlıyorsunuz? Kalayım mı? Bunu bilgisayar da anlayamaz. Bir ve sıfır bizde. <laughs> Git kal. Yani anlatabilirim. Bilgisayara kalkıp da bak bilgisayar robot git demiyorum ama sana kal demek de gelmiyor içinden dediğinizde bilgisayarın sigortalar geçmiş olsun. Devreler yani. yanar. İşte sayılarla ifade etmeye başladığımızda bir sürü şeyi o zaman sıkıntılar olmaya başlıyor. Mesela soruyoruz her şeyi sayılara dökemiyoruz ki. Mesela soruyorsunuz annenize, sevginize, kocanıza, karınıza soruyorsunuz. Beni ne kadar seviyorsun? Yüzde yetmiş üç diyor. <laughs> Acaba sevinsem mi? Yani 73'e sevinsem 27 mi? 27'ye üzülsem <laughs> mi acaba falan? Yani şükür mü etsem acaba? Ya da işte ne bileyim daha sayısal zeka açısından biliyorsunuz IQ testleri Hı -hı. var falan. Ee, o IQ testlerinde işte tabii ki insanların birbirine göre problem çözme hızları ölçülüyor aslında. Zeka dediğimiz şey çok karmaşık bir şey. Yani baktığınız zaman evet Beethoven ya da Mozart. Belki de Lina çözemeyebilirlerdi ama 4 yaşında konçerto yazıyordu yani. Değil mi? Öyle çocuklarımızın, yakınlarımızın çocukları vardı. Herkesin çocuğu Einstein'da oluyor çünkü. Ay mutlaka bak bizim çocuk çok zeki falan, inanılmaz falan. Ne yapıyor diyorum, böyle yapıyor, beşe kadar sayıyor diyor. Diyorum ki senin çocuğunun yaşında konçerto besteleyen var. Yani o skalada senin çocuğun yerini söylemek istemiyorum ben. Ama işte ne yapacaksın, her karga yavrusu kuzgun gözükür falan derler ya. O vaziyet herhalde. Sayılarla ifade demek ki öyle bir toplum ki hani bilginin etrafında örgütleniyor derken demek ki bilgi dediğimiz şey olarak da bu 1 ve sıfırı işaret ediyor. Shannon ve Weaver'ın matematiksel iletişim kuramı diye ifade ettikleri ki Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle iki tarafın birbirlerinin kodlarını, gizli kodlarını haberleşmede çözebilmek için o enigma makinesi, Turing, <laughs> e, Alan Turing'in şeyi falan, Turing testi falan. O sırada geliştirdikleri şey baktığınız zaman e, bir iletişim meselesini bir, bir e, anlamı sayıya dökebilmek, sayı, sayılabilir hale getirebilmek. Yani o diyor ki ben buradan gönderdiğim bir mesaj karşı tarafa ne kadarı gidiyor? Şimdi o ne kadar dediğini ölçebilmem lazım. İşte orada bit dediğimiz bir kavram ortaya çıkıyor. Bit dediğimiz kavram işte binary digit. iki basamaklı bir sayı. Bir ve sıfır. Tamam mı? Bu 1 ve 0'ı arttırarak redundancy dedikleri tekrarı önlemeye başlıyorsunuz. Çünkü gürültü yüzünden belki farklı yanlış gitmeler gelmeler de olabilir falan. İlk defa sayılabilir bir hale getiriyor. Tabii ki bu anlam meselesini de bağlamdan kopardığı için biraz şeye sokabilir. Yani çünkü bizim dilimiz gibi böyle esnek dillerde de böyle bağlam çok önemlidir yani. Bir kelime bir bağlamda bir anlama gelir, bir bağlamda başka bir anlama gelir yani. On bağlamını nasıl koyacaksınız? İşte semantik web dediğimiz şeyde de onu sağlamaya çalışıyorlar. Ama şimdi hocam sözünüzü kesiyorum. Yani buyurun. İnsanın karakteristiğiyle tamamen farklı değil mi? İnsan çünkü bu sayı birden Olamaz, sonsuza kadar tabii gidiyor. Yani, Ama adaptasyonu çok kolay olmadı mı sizce de? Adapte olamadık ki. Adapte olmuş gibi Ol, davranıyoruz. Yani kendimize diyorsunuz. benzetmeye çalışıyoruz. Robot yapıyoruz kendimize tamam mı? Ee, böyle robot yapan şirketler var Hı -hı. mesela hayvan robotu yapıyor. Boston Dynamics ee, mesela var. Mesela böyle hayvan robotu yapıyor. Yapmış koymuş yürüyor falan. Kafası yok mesela tamam mı? Köpek yapmış ama kafası yok çünkü gerek yok yani orada şey. Bize bir garip geliyor. Yani onu illa ona benzetmek Hı -hı. istiyor. Gerek yok ki o bir makina yani. Hı -hı. Ve o e, et, alttaki o şeyle e, radarla Hı -hı. gidiyor yani. Kafaya gerek yok ama onu koy bir rahatlama geliyor. Çünkü bildiğimiz bir şeye benziyor yani. Evet. Onu benzetmeye çalışıyoruz, yani onu bize benzetmeye çalışıyoruz. İşin sakatları var, biz onlara benzersek. Yani robotlar insanlaşırsa değil, insanlar robotlaşırsa çok fena. O da o, o daha kötü yani. Kısmen de öyle sayılabiliriz. Yani ben. bazı davranışları sürdürürken tabii robot davranışları göz o çok fena. Neyse. Yani diyeceğim bakın bu önceki dünyadan farklı farklı bir dünyaya doğru gelmeye başlıyor. Yani sayılar ön plana çıkmaya başlıyor. Bir kere sayılar ön plana çıkmaya, iş öyle olmaya başlanan her şeye sayılar olarak bakıyoruz. Meşhur bir laf var. Elinde bir çekiç olan bir kişiye herkes çivi gibi gözükür ya da her şey çivi gibi gözükür. Şimdi sayı, sayı gözlüğüyle bakan birisine de her şey sayı gibi gözüküyor. Şimdi her şey sayı gibi gözüküyor deyince bu sefer mesela sayılarla ifade edemediğimiz bir sürü kavram. Mesela güzel kavramı. Bunu sayılabilir hale getirmeye çalışıyoruz. Neden? Sayılabilir hale getirince ölçülebilir olur. Ölçülebilir olunca satılabilir hale gelir. İşin o tarafı da var. Yani eğitim dediğimiz şey. Biliyorum ve bilmiyorum arasındadır yani. Bu kadar nettir. Hı hı. Ama biliyorumla bilmiyorum arasını bölerseniz bölüm bölüm satabilirsiniz yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bu böyledir. Güzelliği de öyle. Eskiden güzellik değil mi Tanrı vergisi. Kutsal. Kutsal olan bir şeye müdahale edemezsiniz yani. O en mükemmelerdir. Evet. Ama sonra ne diyor? Güzellik kutsal kabul edilmekten çıkarılıp geliştirilebilir bir şey olarak düşünülmeye başladı güzellik. Nasıl geliştirebiliriz? Eski satın var. alabilirsiniz evet. diyor yani. Paranız varsa güzel bir burun satın alabilirsiniz. Paranız varsa Kozmetik. göz rengi satın alabilirsiniz. Kozmetikler. Ten rengi satın alabilirsiniz. Bir sürü satın alabilirsiniz yani. Demek güzellik de satın alınabilir. Neden? ölçülebilir bir şey evrensel eşitleyici olan para tarafından eşitlenmiş bir sürü şeyin içerisine giriyor. Bu da ne yapıyor? Bu, bu süreç bizde bütün nesneleri o ekolojideki birer meta alınır satılır bir şey haline dönüştürmeye Değeri başlıyor. Değeri var yani her Tabii, şey. Tabii sayılabilir. O meşhur reklamı hatırlıyorum pırlanta reklamını. Eşine diyor ki bana diyor, şu kadarcık da mı seviyorsun diyor. Şu kadarcık şey kaç karat yani. şimdi sevgiyi buraya ölçmeye başlıyoruz. şimdi işte bir yani yeni dünyanın Bilgi toplumu, bilgi dediğimiz şey bu işte bir ve sıfırlar. Yani bir şeyin bilgisine sahip olmak, kendisine sahip olmaktan çok daha güçlü bir şey yani. Ve bu çoğunlukla e, maddi bir şey değil. Örneğin bir helikopter alacağız. 150 tonluk bir demir. Ama içerisinde o bilgi, o e, makinedeki hayalet diyeceğimiz, o ruh diyeceğimiz program olmadığı zaman... Kocaman Hiç. 150 ton bir demir yani hiçbir şey ifade etmiyor. Evet. Biz de çelik üretiyoruz. Başka ülkeler de çelik Hı -hı. üretiyor. Bizde 5 çeşit çelik var. Adamlarda 25 çeşit çelik var. Neden? ARGE'de geliştirdikleri bilgiyi o çeliğin içine gömmüşler ve çelik daha fazla para eder hale gelmiş. Hı -hı. Demek ki bir, mallı, bir malın ya da bir metanın e, fiyatını etkileyen temel unsur bilgi olmuş artık arttırabiliyoruz insan için de böyle. Maalesef insanın da değerini arttıran temel unsur. Çünkü dedelerimiz diyeyim artık yani e, onlar gibi bir fabrika ya da iş yerine girip 30 sene çalışıp da emekli olan yok. Çünkü giriyordu adam 30 sene aynı makineyi kullanıyordu, emekli olup gidiyordu. Şimdi 30 sene aynı makineyi kullanmanızın imkanı yok. 30 tane makine de değişiyor. Değişiyor yani sürekli yeni teknoloji geliyor, sürekli eğitim almanız lazım. Sürekli eğitim almanız lazım yani önceki toplumdan bakın eğitim anlayış açısından da farklılaşıyoruz. Yani sürekli bir eğitim e, durumu söz konusu bilmeniz lazım yani. Bildiğimizi varsayıyor. O yüzden de e, gözünüz açık olmalı. Yani sadece bir işi yaparak ben gideceğim, ondan sonra mezun ol, şey emekli olacağım gideceğim böyle bir dünya yok yani. Yok, sürekli hareket halinde bir e, şey. İşte bu işin eleştirel tarafı biraz böyle ama şey tarafına baktığımız zaman mesela Daniel Bell post endüstriyel Toplum kitabında açıklıyor Amerika'da 1950'lerle beraber ilk kez diyor e, hizmet sektörü reel sektörün önüne geçti ülke bilançosunda. Yani reel sektör aşağıda kaldı, hizmet sektörünün payı arttı. Bu kadınların çalışma hayatına giriş dönemine de denk geliyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası refah toplum bilmem ne bir heyecandır gidiyor. Zaten savaş teknolojisinden kalan teknolojinin sağladığı iş, imkanlarla bilgisayar dediğimiz şey ortaya çıkmaya başlıyor. Bizde çok güzel söylediler o bilgisayar. Önceden Gerçekten bilgisayar denmiyordu. Türkiye'de de bilgisayar denmiyordu. E, Turist Ömer filmlerinde dikkat ederseniz mesela Turist Ömer Uzay'da filminde şey e, kompüter diyor. Hı, e, evet. İlk kompüter e, kimdir biliyor musunuz? E, bir kadın. Enteresan değil mi? E, kompüter diye Amerika'da e, daha bu e, hesaplama araçları yokken işte mimarlık şirketlerinde, sigorta şirketlerinde ve devlette titiz oldukları için iyi hesap yapan kadınlara diyorlar kompüter diye. Yani hesaplayıcı anlamında. Ee, ondan sonra işte kompüter bilgisayar çok güzel üretildi. Tuttu da zaten yani. Çok da güzel oldu. Evet. Ee, o bilgisayar meselesi dünyaya başka bir bakışı getiriyor. Yani tabii ki savaş teknolojisinden geldi ama e, o bir ve sıfırla bakmayı getiriyor dünyaya. O çok önemli bir nokta. Bilgisayar bir makine midir diye bir temel soru soruyoruz ki bu ...işte asıl şey ortaya çıkarıyor bilgisayar ne olduğunu. Bilgisayar bir makine değildir. Bir makine bir şey için bir şey yapmak için üretilmiştir ve o şeyi yapar. Tek komut. O kadar. O şeyi yapar. Ama bilgisayar esnektir. Programlanabilirlik özelliği vardır. O yüzden bilgisayarınız ya da cep telefonunuz birden bir müzik setine, olmadı bir televizyona, olmadı bir ölçme aracına olmadığı bir yazı makinesine dönüşebilir. Sadece programı değiştirmeniz gerekir. Bu esnekliği sağlar. Orada da programlanabilirlik özelliği açısından baktığımızda da ilk bilgisayar Jacquard Loom dedikleri Jacquard dokuma makinesidir. Delikli punch kart dediğimiz delikli kartları koyar. Şu deseni çıkarırsınız kumaşta. Başka kart koyarsınız şu deseni çıkarsınız. Programlanabilirlik özelliği açısından böyle söyleyebiliriz. İşte bu bilgisayar nasıl çalışıyor? Transistörlerle çalışıyor. O zamanlar tabii ki herkesin e, 1950'ler sonrası herkesin satın alabileceği bir şey değil. Kocaman bir oda kadar ve soğutması çok zor aletler. Ve şimdiki gibi bilgisayar düşünmeyin. Bilgisayar deyince kafamızda hep böyle bir ekran, bir klavye, bir şey falan e, öyle bir şey yok. E, çok büyük. Hiç, o yüzden de ancak üniversiteler, büyük şirketler ve devlet bunun parasını verebiliyor. 1980'lerle birlikte mikroçip teknolojisi ortaya çıkınca birden iş ucuzluyor ve halka satış başlıyor. Halka satış ama şimdiki gibi hazır bir bilgisayar yok, parçalı halde geliyor. Ancak Çok böyle normal. hevesliler, biraz bilenler topluyor işi bilgisayar şeyini şimdi. Yani onu bilmeyen gene yapamıyor. Ama bilgisayar dediğimiz şeyin ilk başı kime neye dayanıyor biliyor musunuz? Bayağı da eski yani. Ee, yine bir kadın ve erkeğin birlikte çalışmasıyla ortaya çıkıyor. Ee, Charles Babbage dediğimiz bir kişi. Ee, mekanik e, diferansiyel makinesini tasarlayan kişi. Ve ilk e, mekanik bilgisayar diyebiliriz buna. Mekanik e, diferansiyel makinesini tasarlıyor. İçindeki programı da e, Ada Lovelace dediğimiz kişi. Matematikçi bir kadın yazıyor programı biraz da magazin bilgisi verelim. Ada Lovelace de ünlü şair Lord Byron'ın kızı. Hmm. Ee, birlikte yapıyorlar ee, o bilgisayarı. Tabii hiçbir zaman hayata geçmemiş çünkü çok pahalı oluyor <laughs> İngiltere'de. Ama e, bu da çok önemli bir nokta. Gerçekten ilginçtir. Yani program ve mekanik yapı e, temel bilgisayarın şeyi özelliği. İşte bu çiplerle beraber de herkese yayılınca e, tabii insanlar da yavaş yavaş bunu kullanmaya başlıyor. Hayatımıza girmeye başlıyor. E, Bilgisayar temelde bir iş verdiğiniz zaman bunu yapıyor, ediyor tamam ama bizim aslında bizim gibi düşünen bir şey dediğim gibi bir ve sıfırlarla düşünüyor. Yani o o kadar, daha fazlası değil. Bilgisayarlardan sonra yavaş yavaş bu bilgisayarların birbirleriyle anlaşabilmesi imkanı. Evet bir de öyle iletişim kurdular değil mi? Tabii, o e, doğu, tabii kendi, kendi aralarındaki bir dille e, öyle oldu. Daha öncesinde ise 1950'lerden yavaş yavaş ilerlemeye başladığımızda Dünya Savaşı'nda 60'lar 70'ler Soğuk Savaş dönemine gelmeye başlıyoruz. Soğuk Savaş'ta Amerika ve Rusya'nın uzay teknolojisi hakkında hı hı. bir şeyi var. Ve nükleer tehdit iki tarafta da. Amerikalılar şöyle bir şey düşünüyorlar. Yani nükleer bir saldırı olduğunda hayatta kalabilecek bir iletişim sistemi tasarlayalım diyorlar. Ve bu iletişim sistemi tasarlaması ARPANET diye bir e, teknoloji çıkıyor. E, bunun tekne, hayatta kalabileceğini düşünüyorlar. E, sebebi de bir merkezinin olmayışı. Yani bir merkezi vurup bütün Zarar sistemi felç edemiyorsunuz. Hı -hı. Bu aslında mitolojik bir figürden esinlenilmiş. Herkül ya da Romalıların Herakles dediği karakterin yaptığı işlerden işte Nemea Aslanı'nı öldürmek gibi yaptığı işlerden bir tanesi de Hidra dediğimiz deniz canavarını öldürme. Bu Hidra üç başlı bir canavar fakat bir başını kestirme üçten daha çıkıyor. Bir başını kesin üçten daha çıkıyor. Temel Kestikçe bir noktası çuvaldı. yok. Aynen. İşte internette öyle bir alki diyor. Merkezi yok. Burayı kesersen buradan dolaşıp giderim. Burayı kesersen şuradan dolaşıp giderim bir merkez olmadığı için mesela yılanın başını yazacaksın derler ya başı yok. Yani nereye yazacaksın? Bir yeri kapattığın zaman böyle bir düşünce soğuk savaştaki nükleer tehditle karşı geliştirilmiş bir şey. Devlet tarafından tabii ki ve daha sonra bu üniversitelerce geliştirildi. Üniversiteler kendi aralarında bağlandılar falan. Evet, evet. Ee, o üniversitelerin bağlanması daha sonra farklı ülkelerde Avrupa ve Çin falan da böyle şeyler yaptı ve hepsini bağlayan temel bir protokol ortaya çıktı bu temel protokol de işte internet dediğimiz şeyi yapan e, protokol hepsinin protokol dediğim hepsinin üstüne uzlaştığı bir kod sistemi yani ve e, adı tam anlamıyla ortaya çıktı İnternet ne demek ne demek ağlar arası ağ yani ağların ağı yani orada bir üniversite arası bir ağ vardı Amerika'da burada Avrupa'da vardı evet. şu hepsini kapsayan bir ağ olarak e, internet e, ortaya çıktı. Ve bu internetin ortaya çıkması askeri, <laughs> daha sonra üniversite, ondan sonra da işte ticari anlamda ortaya çıkıyor. Ve ticari anlamda ortaya çıkmazsa da tabii ki pazarlama unsuru olarak dünyaya yayılmasına neden oluyor. Ve böylece de bilgisayar teknolojisinin sağladığı imkanla bilginin üretilmesi müthiş hızlandığı bir zamanda, bir de bilginin paylaşılması müthiş hızlanmaya başlıyor ve etrafa bir ağla her tarafa yayılmaya başlıyor. Tabii e, burada bir sürü yeni e, yaklaşımlar, yeni bir e, timsah örneğine bakarsak yeni bir toplumsal yapı, yeni bir ekoloji ortaya çıkmaya başlıyor. Bilmediğimiz kavramlar, daha önce kullanmadığımız kavramlar ortaya çıkmaya başlıyor. Ondan sonra e, ve o kavramlar bize yeni davranış biçimleri kazandırıyor, zamanı, çalışma biçimini suçu, eğitimi, her, her şeyi şey yeniden değişiyor. yeniden e, tanımlamamıza sebep oluyor. Çok doğru. Çok doğru. E, bu açıdan baktığımızda neleri değiştiriyor, nasıl değiştiriyor, nasıl yapıyor, nasıl ediyor diye. E, öyle bir şey ki internet işte baktığınız zaman e, bizim ilk buraya geldiğimiz internet işte 90'lı yılların ortası. Gerçekten inanılır gibi bir şey değildi yani. 91 yılı ve sonrasında doğanlara Z kuşağı diyorlar, Z kuşağı diyorlar. İşte biz X kuşağı, ya Y kuşağı ondan önceki, ondan önceki olan biz de X kuşağı, ee, daha önce de Baby Boomers diyorlar. Ee, Baby Boomers yani bebek patlaması dedikleri, İkinci Dünya Savaşı'ndan dönül dönüşte e, savaş sonrası müthiş bir bebek patlaması, her taraf nüfus artışı falan böyle. O yüzden Baby Boomers diyorlar. Sonra X kuşağı, işte Y kuşağı ve Z kuşağı. Sonra Z kuşağı. Onlar bu teknolojiye adapte olmaya çalışmayıp bu teknoloji içine doğdukları için onlara dijital yerliler deniyor. Ee, sonradan buraya dijital e, göçmenler deniyor. Ee, biz dijital göçmen... iki tarafında görebiliyorum nasıl olduğunu. Üniversiteye ilk geldiğinde bilgisayar bilgisayar araştırma uygulama merkezine koymuşlardı ve o zamanlar e, Üniversite arası bir bağ söz konusuydu, 300 üzerinden bağlanılıyordu ve e, Amerika ile IRC dediğimiz internet relay chat dediğimiz bir chat imkanı söz konusuydu. Bir İngilizce konuşuyoruz oradaki e, Amerika'daki bir öğrenciyle fakat benim hiç inanasım gelmiyor karşıdakinin bir insan olduğuna. Yani bir cevap yazıyor o da bir şey yazıyor, Allah Allah falan diye böyle bir şaşkınlık durumu söz konusu. hiç yani şey inanmadım, yani böyle olamaz falan. Sonra sonra tabii ki artık yani kaçınılmaz bir şey haline geldi. Ee, ...hepimiz buna adapte olduk. Ee, adapte olmak ne demek? Bu öyle bir e, sızdı ki hayatımızın her alanına... ...çıkarmak mümkün değil artık. E, trafik ışıklarından tutun da... E, ...sağlık hizmetlerine... ...kendi bilgisayarımızın kayıtlarından tutun da kişisel verilerimize kadar... ...bankacılık sistemine kadar her şey... ...bu ağ, bu network tarafından... ...kapsanmış durumda. Dışarıda kalma imkanınız, ihtimaliniz yok ama alışmaya çalışıyoruz. Şimdi nasıl alışmaya çalışıyoruz? Bakın bir dijital yerli ve bir dijital göçmenin işe başvuru sırasında kullandıkları e-mail adreslerini örnek verebilirim. <laughs> Gerçekten. Şimdi bir dijital yerliler genellikle böyle tabii kendi ismini direkt kullanıyor. Değil mi? İşte rasimalubaylı.gmail.com diyor mesela. Dijital yerli eskiden ismini söylemekten çekinirdi insanlar. Güvensizlik işte, vardı. Tabii miydi? böyle e, şeyler takma isimler kullanırlardı. <laughs> tamam mı? İşte crazy boy 26. <laughs> Şimdi bu isimle işe başvurma, başvuran insana gülüyoruz ama eskiden böyleydi yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ne kadar hızlı adapte olmuşuz? Her şeyin bir etik kodu oluşmuş. Ne bileyim büyük harfle yazdığı zaman birisi ne bağırıyorsun diyor. ...yazı yazıyoruz sadece... <laughs> ee, ...tabii yaklaşımlar açısından... ...farklı farklı yaklaşımlar var bu gelişmelere... ...kimisi olumlu yaklaşıyor... ...kimisi olumsuz yaklaşıyor... ...özellikle bireyler arası iletişime göre... E, ...çok kuru ve... ...tek kanallı kaldığı... E, ...ifade ediliyor ama... ...zaten internet iletişiminin de... ...çevirmiş iletişimi de... yani ...bireyler arası iletişimin yerini alacağım kaygısı yok yani... <laughs> ee, ...o başka bir iletişim biçimi... ...bu başka bir iletişim biçimi ama... Bunların bu e, şeylerin yapıldığı, itirazların yapıldığı 90'lı yıllara bakarsanız o yıllardan bu yıllara çok şeyler değişti. O zaman diyorlardı iyi ama dokunamıyorsun, iyi ama koklayamıyorsun. <laughs> her şeyi ama... yapabiliyoruz şimdi. Artık her şey söz evet. konusu. Yani e, o şey değil çünkü beynimizde de impulslarla elektriklerle çalışıyoruz yani baktığınız zaman. O şeyleri e, şimdi insanlar uzaktan remote robot şeyleriyle e, cerrahlar ameliyat yapıyor. 5000 kilometre uzaktan elektronik kollarla ameliyat yapıyorlar. Hı hı. E şimdi bu adam 5000 kilometre gelmesini beklemek yerine hemen oradan ameliyat yapması sağlam, fena bir şey değil yani bunlar. İyi şeyleri de kötü şeyleri de göreceğiz. Yani her yeni teknolojinin kaybedenleri, kazananları olur. Dönüşmek gerekiyor değişimi görerek dönüşmek gerekiyor. Bu son derece önemli bir nokta. Yani e, örneğin doğalgaz geldi memlekete. Hı hı. Artık sobacıların işi bitti. Bitti. O zaman sen hemen Doğalgaz eee şey ne denir onlara? Kombisi evet. Kola, evet. yapan bir şirkete dönüşmen lazım. Hı -hı. Yoksa kaybeden olursun yani tabii. Evet. E, kaybeden olmasın diye hep nostaljik mi yaşayalım yani şimdi? E, teknoloji kullanmayalım mı yani ona bakarsanız da o da nostaljik olacak gibi değil. Anca bir nostalji dediğim gibi hatırlarken aa ne güzel falan hep benim sinirlendiğim hayal ettiğim şey var ya işte o 80'ler <laughs> ne güzeldi işte soba teknoloji soba insanları yakınlaştı birbirine üstüne mandalina koyuyorduk falan. E, kömürü sen taşımazsan külü sen atmazsan soba çok güzel yani oho. <laughs> Ama hadi bakayım sobalı evde tuvalete gitmek için bile dört sefer düşünüyorsun. Evet, Biraz daha sonunda. biriktireyim bakayım diye. <laughs> Çünkü yani yani şimdi mesela aradığımız zaman pat diye birine ulaşabiliyoruz. Anlayamıyorlar başka. Yani bir insanın temel şeyi şu galiba. Yani yaşadığı hayatı evrensel ve ebedi zannediyor. Evet. Yani hep böyleydi zannediyorlar. Ve şaşırıyor. Ya diyor hocam siz peki mesela çocukken nasıl haberleşiyordunuz, nasıl çağırıyordunuz birbirinizi diyor. Telefon Hı -hı. yok. Mahallede bir tane son durak vardı otobüs durak... Herkes oraya gelirdi zaten. Gelmeyenin de evine gidersin, çağırırsın. Bunda bir şey yok ki. Ama böyle bir şey nasıl olabileceğine inanamıyor yani. Şimdi bir şey merak ediyoruz, hemen Google yapıyoruz, bitiyor. Evet. Biz ödevlerimizi öyle yapamıyorduk ki. İl halk kütüphanesine gidiyorsun. İl halk kütüphanesindeki ansiklopedilere bakıyorsun. Ondan sonra oradan buluyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Fakat şimdi tabii tartışılması gereken konulardan bir tanesi aslında o. Çok fazla bilgi ama bir süzgeç durumu söz konusu değil. Çok fazla veri var, çok fazla bilgi var ama bunun içerisinden işe yarayan hangisi, doğru hangisi süzebilmek büyük yetenek gerektiriyor valla. Yani bir sürü malumat var ama bununla ilgili yeni bir kavram şey çıktı ya hocam, post-truth denen post -truth, kavram tabii, yani. Ne doğru ne e, yanlış, gerçekten, her şey birbirinin içine girmiş durumda. Doğru ötesi bir dönemde yaşıyoruz. İnsanlar tabii doğruyu arıyor mu o da şey, Hı -hı. hakikat dediğimiz şeyin. Çünkü hakikat farklı bir şeydir doğrudan. Örneğin birinin Vesikalık fotoğrafından tanıyamayabilirsiniz onun hakikatini ama onun karikatüründen kesin tanırsınız onu. Yani karikatür hakikate daha yakındır yani. Baktığınız hmm. zaman tabii siz bir benim hakikatime mesela daha yakındır karikatür ee, foto bir bir fotoğraftan. O yüzden yani real e, maddi olana en yakın benzeyen hakikate yakındır anlamına gelmeyebilir. Eee tabii böyle bir e, şeye geldi. Ee, gelişmeler devam etti çok inanılmaz e, yeni kavramlar üretti ve o geldiği zaman yapılan en temel şey şeydi. E, web surfing. İnternette evet. surfing surf yapmak. Yapma. Şimdi ya var mı yapıyor musunuz hiç web surfing Yok. Öyle bir şey yok artık. Şimdi ya, ne kadar olur, değişmiştim. Olur. Çünkü o web 1.0 dönemine ait bir şeydi. Tabii onu da 4.0'a geçti. Surf, şimdi web 2.0 döneminde evet. artık sadece televizyon gibi verilen bilgiyi gidip alan dinleyici izleyici tipi yok. Artık katkı yapan var. Mesela e, Wikipedia bir elektronik kütüphane olarak baktığınız evet. zaman e, işte gidip de sizin kütüphaneye normal kütüphanelere gittiğiniz gibi gidip bilgi aldığınız bir yer değil. Oraya Kendim. katkı yaptığınız bir yer. Yani mesela derler ya işte orada bakalım doğru mu oradaki bilgi falan. İşte oradaki bilgi doğru mu orada discussion tartışma bölümü var. Her bilgi oraya tartışmaya çekebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bunu doğru olmadığını inanıyorum. Kanıtlarım şunlar bilmem ne. Bir ansiklopedinin herhangi bir maddesini tartışmaya çekemezsiniz yani. Öyle bir şey yok. Tabii işte bundan hep bakış farklılığı. Eski kafayla baktığımızda gidip bir şey almak olarak bakıyor. Hep internetten bir şey almak, bir şey indirmek olarak bakıyor eski dijital yerli. Pardon dijital göçmen. Dijital yerle oraya katkı yapılması gereken bir şey. yok Hatta e, bant genişliğinin artması, download'un hızlanmasıyla beraber anlayış tamamen değişti. Geçenlerde ben bir tane e, mp3 player aldım. Ufak bir şey gördüm. Çok ufak ama çok bayağı yer tutuyor. Ne yapacaksın bunu dedi bizim yer. Dedim ki yani ben bunu alacağım. İçine müzik koyacağım. Yürürken falan kulağıma takacağım, dinleyeceğim. Dedi ki niye indiriyorsun, download ediyorsun ki müzikleri? Dedi. Telefon var ya. Ha. Neden damat ediyorsun dedi. Dinlemek için dedim. Dedi telefonda dedi bak dedi İnternet bir şey indi, bir şey indirmeden de dinleyebilirsin. Hepsi orada Hı? var dedi. Yani ne bileyim indirmezsem oradan kaybolacakmış gibi geliyor bana dedim yani kaybolmuyor her şey hatta tam tersi kaybolmasın diye buluta Bulut yüklüyoruz var, yani evet. bir sürü şeyimizi. Yok yok artık. O kadar o. karmaşık ve e, şey bir bölüm ki biraz anlayış farklılığını ortaya koymaya Hı -hı. çalıştım. En temel 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 olarak bilgisayar ne nasıl anlar internet ne? Nasıl çalışır? Biz ifade etmeye çalıştım ama 40 dakikada bu hoş sohbeti tabi sonuçlandırmak lazım. Ee, diğer bilgiler zaten kitabımızda var. Daha fazlası için de e-mail atabilirler evet. hocamın söylediği gibi. Hı -hı. Ee, maalesef bu kadar zamana bu kadar şeye sıkıştırabildik. Umarım Zaten hiç Ders gibi olmadı açıkçası değil mi? <laughs> Sohbet gibi oldu hocam. Evet. Çok teşekkür ediyoruz size. Ederim. Ben tekrar izleyicilerimiz için konu başlıklarını paylaşmak istiyorum müsaadenizle. Ee, çevrim ilçi iletişim nedir? Nasıl çevrim içi iletişim kurarız? Çevrim içi iletişim hayatımızı nasıl etkiliyor? Ve son olarak çevrim içi iletişim kurarken nelere dikkat etmeliyiz? Konu başlıklarını hocamız değindi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sizler de tekrar sorularınız, önerileriniz ve görüşleriniz olursa yakinplan.at anadolu.edu.tr adresimize lütfen iletmeyi unutmayınız. Yayında ve yapımda emeğe geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.